Yani MHP'nin oyunu tuttu. Evet. MHP'nin senaryosu tuttu. Her hükümetin bir partisi olur mecliste. Bu hükümetin 2 tane partisi var. Sanki saraydan gelen irade meclisten fotokopi makinasından geçer gibi kanunlaşıyor adeta. Meclisin de bir hükmü yok. O zaman biz elimizle, sizin de içinde bulunduğunuz bir ekip de varken, biz elimizle neden bu sistemi bugüne getirdik? Ve bu işten çıkışın çareleri ne olabilir acaba? Hocam şimdi... Tabii çünkü hakikaten isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet. Cumhuriyetin aslında C'si yok, cumhuru da yok, başkanı da yok, bakanları da yok, meclisi de yok. Ama birincisi bu noktaya niye geldik, nasıl geldik? İkincisi nasıl çıkarız buradan? Çünkü bu işin çözümü de gene siyaset yoluyla olur. Başka türlü olmasını düşünmek bile insan istemiyor. Bu geldiğimiz yer bizim 38-39'da kısa bir süre uygulanıp derhal bu olmadı diye kaldırılan bir parti devlet modeli var biliyorsunuz. Parti Recep Peker'in İtalya'dan, Almanya'dan etkilenip doğru. Parti Genel Sekreterini, İçişleri Bakanı, valileri, il başkanı yaptığı bir model var. Doğru. 8'de gelip 39'da derhal kaldırılan bu bir aşağı yukarı bir yıl devam etmiş. Bir yıl kadar devam eden bir garabet dönemi var. Bu onun sürekli hale gelmişi. İsmi bu kadar açık değil. Yani parti genel sekreteri, İçişleri Bakanı değil, valiler de il başkanı değil ama il başkanları vali gibi. Kesinlikle. İçişleri Bakanı da hem genel sekreter hem genel başkan vekili gibi. Hatta bir şey söyleyeyim size. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Zannediyorum siz de İstanbul Hukuk Fakültesi mezunusunuz değil mi? Şimdi evet. Bizim fakültenin bir hocası, anayasa hukuku hocası bir müddet önce Akit TV'de şöyle bir şey söyledi. Ferhan Demirkol dedi ki bugün Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı deseniz ne olur? Zaten diyorlar. Başkan deseniz ne olur? Hatta sultan deseniz ne olur? Hiçbir farkı yok dedi. Anayasa hukuku hocası. Doğru. Bence dedi hilafet de meclisin uhdesinde olduğu için meclisi de zaten Tayyip Erdoğan uhdesine aldığı için hem sultan hem halifedir filan diye. Ben de dedim ki yani bizim üniversiteden bir anayasa hukuku hocası Burhan Kuzu, Allah rahmet etsin, rahmete gitti. Başkanlık sistemi için çok çalıştı. Bir anayasa hukuku hocası da sultanlık sistemi için çalışıyor filan diye. Aslında Ferhan Demirkol da AK Partili değildir. MHP camiasından gelen birisidir ama MHP'liler şimdi daha hızlı AK Partili oldukları için yani Tayyip Sultan deseniz hatta Halife Sultan deseniz ne fark eder? Niye gocunuyorsunuz diye bir şey söyledi. Yani bu ismi konulmamış 1938-39 böyle işte parti devlet sistemi dediğiniz. Parti, evet. Devlet. Evet buyurun. Şimdi öyle bir yere geldik ama tabii buraya sadece AK Parti'nin ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gizli ajandası veya yanlışları veya hırslarıyla gelmedik. Yani bu geldiğimiz yere gelişimizde öteki partilerin de, muhalefetin de haklı haksız attığı bazı adımların, iyi niyetle veya art niyetle yaptığı bazı girişimlerin de katkıları oldu. Bu akşam bir başka söyleşide de ifade etmiştim Yavuz Baydar Bey'e. Mesela 91'de CHP-DYP iktidara gelince köklü bir anayasa değişikliği ve demokratik bir anayasa değişikliği vaadi vardı. O yeterli olmadı, yarım kaldı. Evet. 2007'de AK Parti de böyle bir çalışma yaptı. Muhalefet ona da direndi. Ondan önce hatırlayın, 2007'ye gelirken Cumhurbaşkanı seçimi meclise geldi. Orada evet. büyük hukuk allameleri geçinen bir takım siyaset entrikacıları 367 diye bir formül ürettiler. Doğru. Yani anayasanın lafzında hukukunda olmayan ve parlamentoyu çalışmaz hale getiren, parlamentoyu cumhurbaşkanı seçemez hale getiren ki biz bunun bedelini 12 Eylül'den önce ödemiştik. Burada da başka bir formülle cumhurbaşkanı seçemez hale getiren bir şey ürettiler. Bir ucube ürettiler orada. Türkiye onu bir seçimle açtı. 2007 seçimine gitti acilen. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçti parlamento ama Aklına da iktidarın başka bir şeyi, bir fikir düştü. O zaman biz bunu meclise bırakmayalım, halka seçtirelim. Halka seçtirmek, birilerine, yani genel oyla seçtirmek birilerine cazip geldi ama Cumhurbaşkanı seçimi meydan meydan tartışmayla yapılınca işin siyasallaşması kaçınılmazdı. Türkiye toplumunda Cumhurbaşkanı seçimi için siyaset meydana dökülünce uzlaşmacı bir Cumhurbaşkanı'nın çıkması fevkalade zor, taraflı bir Cumhurbaşkanı'nın çıkmasının yolunu açan bir gidiş başlayacaktı ve o oldu. Yani muhalefetin orada meclise Cumhurbaşkanı seçtirmemesi bugün geldiğimiz yerin önemli sorumlularından bir tanesidir. Akıllarına yani, bir şey getirdik yani. Evet, evet, yani halkın aklında, dilindeki tabiri söylemeyeyim ama bir şey getirdik. Akla doğru, bir şey getirdik yani. Doğru, doğru. Ha, şimdi ve onun bugün sonuçlarını yaşıyoruz. Yani Türkiye kadar seçmeli genç, hızlı çoğalan, yeteri kadar dünya ve kendi ülkesi hakkında bilgi sahibi olmayan, siyasi taraflı, dil farkı, din farkı, etnisite farkı olan bir ülkede meydan meydan kavga içinde Cumhurbaşkanı seçtirirsen ortaya taraflı bir Cumhurbaşkanı çıkması doğal sonuçtur. Onu aşmak büyük başarıdır. Onu aşmak şimdi önümüzdeki görev ama doğal olan budur yani. Doğal olan böyle bir taraflı Cumhurbaşkanı çıkmasıdır. Bu kapıyı muhalefet araladı ne yazık ki. Türkiye 61'den beri, hayır 46'dan beri, çok farklı geçtiğimizden beri meclisten Cumhurbaşkanı seçiyordu. Doğru. En son bir 80'de seçememenin bedelini ödedi 12 Eylül'de ama onun dışında partilerin adayı olmuyordu, bir uzlaşma adayı bulunuyordu. En kötü de onlar Türkiye'yi bir yere götürüyorlardı. Şimdi bu yanlış bir şey oldu. 2007'de ben o çalışmanın içindeyim. Parlamenter sistemin gereklerine uygun biçimde Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması konusunda bir çalışma geldi gündeme. AK Parti bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptı. Çünkü Abdullah Bey Çankaya çıkmıştı. Evet. Tayyip Bey'in başındaydı. Tayyip Bey'in niyeti Abdullah Bey'in yetkilerini azaltmaktı, çoğaltmak değildi. Doğru. Muhalefet onu da okuyamadı, doğru. Onu da tıkadı. O çalışmada hakim kaldı. Doğru. Bir tek maddelik, orada da MHP bir tek maddelik önerge yaptı. Üniversitelerle, kılık kıyafetle ilgili. AK Parti o ipe sarıldı. Kapatma davasına kadar işin sonu gitti. Şimdi diyeceğim, iktidar evet bir takım yanlışlarla, belki bizim bilmediğimiz gizli ajandayla, bir takım başka sahiplerle buraya geldi ama buraya gelirken muhalefetin yaptığı da bir dolu, bilerek bilmeyerek yaptığı bir dolu yanlış var. 2017'ye geldik. 2017 anayasa değişikleri, daha önce biliyorsunuz İlk defa meclisin gündemine 2011 seçiminden sonra başkanlık tartışmaları geldi. Doğru. 2011'den sonra bir partiler arası komisyon kuruldu. Orada 4 parti vardı. Bugün şimdi HDP ile masaya oturma konusunda bir tereddüt var ya partilerde. Evet, evet. İktidar cephesi kesinlikle reddediyor. MHP ve AK Parti. Evet. Bundan CHP ve İYİ Parti de etkileniyor. Duraksama gösteriyorlar. Halbuki 2011 ile 2013 arasında o zaman mecliste CHP, AKP, MHP ve HDP vardı. 4'ü birlikte anayasa çalışması yaptı. Ve 60 maddede de anlaştılar. Yani MHP ile HDP o zaman aynı masada oturdu. Bunu güzel de bir çalışmaydı. Herkesin de takdir ettiği. Güzel, doğru bir çalışmaydı. Evet. Evet. Orada oturdular. Orada AK Parti tıkadı işi, başkanlık getirdi gündeme. 2011'e kadar yoktu. Başkanlığı gündeme getirince MHP de içinde olmak üzere hepsi karşı tavır aldı ve o görüşmelerde orada tıkandı. Ondan sonra 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 15 bilmem darbe girişimi, 15 mi 16 mı? 16 darbe girişimi, 17'de anayasa değişikliğine geldik. Orada benim gördüğüm kadarıyla MHP kendince bir oyun kurdu. Çünkü MHP'de o dönem bir çözülme falan gündemdeydi. Bir sağlam yere gemiyi bağlamaya çalışıyordu MHP ve bir tek adam formülü, tek adam Cumhurbaşkanlığı formülü, tek adamı kontrol etmenin kolaylığı, 50+1'e ihtiyacı olacağı için her zaman bizim oyumuza ihtiyacı olacağı senaryosuyla oraya destek verdi MHP ve hala bence o senaryonun sonuçlarını yaşıyoruz. Yani MHP'nin oyunu tuttu, MHP'nin senaryosu tuttu. AK Parti de bu tuzağa tıpkı 2007'de MHP'nin tek maddelik anayasa değişikliğine tutunarak soluğu kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nin önünde aldığı gibi burada da MHP'nin uzattığı ipi tuttu ve hala o ipe sarılmış vaziyette. Yani peki, 50 artı 1'e ihtiyacı olduğu için MHP'ye muhtaç. Öteki ittifaklarını dağıttı. Ve şu anda evet Tayyip Erdoğan davulu taşıyor ama tokmağı MHP tutuyor. Tokmak MHP'nin elinde. Enteresan. Davul birinin omuzunda, tokmak birinin elinde. Davul evet iktidar görüntüsü. Yani o koca davul, Cumhurbaşkanlığı forsu, imkanları falan. Ama ekonomide ne olacak? Dış politikada ne olacak? Kürt meselesinde ne olacak? Toplumsal barışta ne olacak? Türkiye daha demokratik bir yere gidecek mi? Yoksa bu fasit dairenin içinde dönüp duracak mı? Orada tokmağı sürekli MHP buluyor. Bunu da son zamanlardaki olaylarla açıkça görmeye başladık. Peki bir şey sormak istiyorum burada. Dediniz ki AK Parti'nin belki gizli bir ajandası vardı ama muhalefetin de burada zikrettiğiniz gibi. Hayır, vardı demedim. Böyle iddialar ya. Belki öyle, diyor. Belki değil. Ama muhalefetin de geldiğimiz yerde. Muhalefetin de hataları vardı. Bu hatalar birikti. Özellikle de MHP başkanlık sistemine en çok karşıydı. Birdenbire dedi ki getirin meclise konuşalım filan diye. Evet. Bu söylediğiniz hesaplardan dolayı ve bu hesapta tuttu dediniz. Tuttu bence.